Yaptığımız çalışmalarla şu anda 121 tane aile sağlığı merkezimiz var. 192 tane gruplu aile sağlığı merkezimizi 290'a çıkardık. Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürlüğü basın mensuplarıyla bir araya geldi. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener öncülüğünde gerçekleşen toplantıda basın mensuplarına çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirildi. O yüzden binalarımızı tercih edilebilir hale getirirsek bu akışın da önüne geçeriz. İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener, 2012 yılında kurulan Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kahramanmaraş il ve ilçelerinde 121 aile sağlığı merkezini şehrimize kazandırdı. Önümüzdeki yıl 11 aile sağlığı merkezini daha hayata geçireceğiz dedi. Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak o zaman 104 tane aile sağlığı merkezi, eski adıyla sağlık ocağı var idi. Yaptığımız çalışmalarla şu anda 121 tane aile sağlığı merkezimiz var. Hekim sayımızda, aile hekimi sayımızda 298'den 361'e çıkardık. İnşallah aile sağlığı merkezini 121'den önümüzdeki yıl 11 tane daha yaparak 132'ye çıkaracağız. Bu da bağlı olarak aile hekimi sayımız da artacak. Hastadaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla yaptığımız çalışmalarda bizde A grubu, B grubu, C grubu aile sağlığı merkezleri var. 192 tane gruplu aile sağlığı merkezimizi 290'a çıkardık. Doktor Ahmet Yener Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti ve kanser tarama noktasında da önemli adımlar attık. Artık hizmeti bu anlamda da vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz ifadelerini kullandı. Bu kanser taramasında Büyükşehir Belediye'mizle ortak bir projemiz var. Büyükşehir Belediyesi bize bir kanser tarama aracı alarak hediye ediyor. Şu anda yapımı devam ediyor. Biz de içinin donanımını mamografisiyle, diğer malzemeleriyle doldurup artık vatandaşın ayağına giderek bu hizmeti sunacağız. Şu anda Ankara'dan getirdik, geziyor sahada. Ama bize 3 aylığına verdiler. Bizim kendi aracımız olacak. 12 ay gezerek inşallah bu taramaları yapacağız. Geniş bir katılımın sağlandığı program sonunda Büyükşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Aslan Deveboy, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün çalışmalarının örnek mahiyetinde bir çalışma olduğunu ifade etti. Ahmet Bey'e teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'a getirdikleri, yaptıkları çalışmalarından dolayı bize bir yarım saatlik bir sunum yaptı. Bu sunumdan dolayı teşekkür ederiz. Tüm basın mensuplarını aydınlattı. Bu aydınlatma bizim Kahramanmaraş'ta eksik olan yerlerimiz varsa o konuda da bilgi istedik kendisinden. Biz de o konuda kendisine destek vermek istiyoruz. Tüm Kahramanmaraş'taki kurum müdürlerini böyle yaptıkları işleri, kendi yapabildikleri işleri, yapamadıkları işleri bize, tüm basın mensubu arkadaşlarımıza böyle anlatmalarını talep ediyoruz. Nasıl Halk Sağlığı Müdürlüğü böyle bir çalışma yapmışsa bütün birimlerden bunu bekliyoruz. Ama başka bir birimden, başka bir şekilde epeyden yıl, yani bir yılı geçkin bir zamandan beri böyle değerlendirme programları görmüyoruz. Kanal Maraş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karahsan ise çalışmalarından dolayı Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Bugün Halk Sağlığı Müdürümüz Ahmet Yener Bey'in güzel bir sunumuyla halk sağlığında Kahramanmaraş'ta neler yaptıklarını anlattı. Sayın Aslan Başkan'ın da söylediği gibi Kahramanmaraş'ın diğer tüm kurum müdürlerinin de bu şekil basın bilgilendirmesi yapması Kahramanmaraş adına faydalı olacağını düşünüyorum. Ve Sayın Müdüre Ahmet Yener Bey'e de başarılar diliyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapmış. Gazeteci avukat Serdar Erdoğan Yılmaz ise konuşmasında Kahramanmaraş'taki bütün daire müdürlerinin de bu tür sunumlar gerçekleştirmesi gerekir. Vatandaşın ve gazetecilerin bunları bilmesi önem arz ediyor dedi. Kahramanmaraş'ta yaşarken de işte basının içindeyiz. Halkın eğitimi, sağlığı, kültür, turizm, ekonomi her konuda da görüş belirtiyoruz. Bugün Halk Sağlığı Müdürümüz Ahmet Yener Bey bizi davet etti ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaları tek tek görüntülü de olmak üzere anlattı. Şimdi biz bunu dinledik, mutlu olduk.
halk sağlığının neler yaptığını, kanserle mücadeleyi, çevreyle ilgili mücadelelerini, halkın, yaşlıların sağlığıyla ilgili mücadelelerini öğrenmiş olduk. Biliyorduk ama bu kadar detaylı çalışma olduğunu bilmiyorduk. İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Ahmet Yener, programa katılan basın mensuplarına teşekkürlerini iletti ve Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi. Biz Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmaları basınla paylaşmak zorundayız. Çünkü basın bizim elimiz, kolumuz, halkla bütünleşmemizi sağlayan bir enstrüman, bir araç. Ve basın mensubu arkadaşlardan da çok güzel bir katılım oldu. Bu desteklerinden dolayı kendilerine ayrıca ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buradaki amacımız halkı sağlık konusunda bilinçlendirmek. Bütün amacımız o. Erken teşhisin önemini anlatmak, koruyucu sağlık tedbirlerini anlatmak. Bunu anlatırken de tabii halka ulaşmada en önemli, demin de dediğim gibi araç basın mensubu arkadaşlar. Katılan hepsine, tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.